14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği sonuçları belli oldu ve birinci turda partiler ve ittifaklar Cumhurbaşkanlığı kazanamadılar. Yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bu sonuç hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye çok büyük bir hata yapıyor. Kendi temsil gücünü kendi kendine kaybetmeye başlıyor. Halkın, yani devletin oluşmasının en büyük, en temel sebebi halkın temsil etmektir. Bu halk kendi kendine temsil gücünü kaybetmeye başlıyor. Çok büyük bir hata. Onun dışında ikinci turda tüm muhaliflerin, iktidar dışındaki tüm muhaliflerin kendini bölmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer kendini bölerlerse tüm muhalifler için daha kötü olur yani. Muhaliflerin birleşmesi gerekiyor şu anda. Çünkü iktidar zaten kendini temsil edebiliyor şu an. %50-40 civarı onun arasında bir temsil gücü var. Ama kalan %50 kimse temsil etmiyor şu anda. Meclise çoğunluk olsa bile meclis şu an inaktif. İkinci turda sizce Muharrem İnce destekçileri ve Sinan Oğan destekçileri muhalefete oy verecekler mi? Sinan Oğan'ın Millet İttifakı'na yaklaşacağını düşünüyorum. Ama büyük ihtimalle oy tabanının tamamını geçiremeyecek Millet İttifakı'na. Kemal Kılıçdaroğlu desteklese bile yine çok baş başa geçecek büyük ihtimalle. Çünkü oy sayılarını topladığımız zaman bile direkt Sinan Oğan'a direkt Kemal Kılıçdaroğlu eklediğimiz zaman bile baş başa gidiyor. Büyük ihtimalle ikinci seçim gelmeden ki propagandalar değiştirecek seçimi. Siz ikinci turda Millet İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz? Evet. İkinci turda hangi ittifak şu an avantajlı durumda? Bence çok baş başa gidecek. Büyük ihtimalle çok küçük sayılarla kazanılacak. İki taraftan birisi de ama gönlümüzden geçen tabii Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanlığı 28. dönem milletvekilliği ilk tur sonuçları açıklandı, sonuçlandı. Sizin ilk tur değerlendirmenizi alabilir miyiz? İlk tur değerlendirmesinde ben zaten sandık başında görev yapıyordum. Karşı hükümet, yani AK Partililer olarak çok fazla hani itiraz oluyordu. Olmaması gereken yerlerde itiraz oluyordu. Mesela pusulalarda yanlış kaşe basımında iptal vermek için itirazda bulunduk ama onlar hayır geçerli diyerekten bunları geçerli yere koyuyorlardı. Adliyeye gittiğimizde zaten bizi içeri almadılar adliyeye. Çok büyük bir kalabalık vardı. Yani birinci turda beklediğimiz performansı alamadık. Özellikle zaten bazı kesimlerde işte Maraş'ta olsun, Trabzon'da olsun hiç beklediğim sonuçlar olmadı. Yani çok şaşırttı beni deprem bölgelerinde vesaire. İlk turda kazanamadık ama Allah izin verirse ikinci turda kazanacağız. Tek isteğim sandık başında olanların tekrar ikinci turda da gelmesi. Çünkü gençlerin hepsi hani ikinci turda olmayacağız, gelmeyeceğiz gibisinden konuşuyorlar. Ümit kırmanın manası yok. Çok arada da büyük bir fark yok. %4'lük, %5'lik bir fark var sadece. Yani bunu kapatabileceğimizi düşünüyorum. Sadece ikinci turda Sinan Oğan %5 küsuratlı bir oy aldı. Ama Sinan Oğan MHP kökenli biri olduğu için CHP'ye ittifak olur mu bilmiyorum. Allah izin verirse ikinci turda kazanacağız. Çünkü artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor.